Merhaba, ben diş hekimi Ayşegül Özen. Özel Ağ Hastanesi'nde diş doktoru olarak çalışıyorum. Size bugün son zamanlarda en çok ilgi çeken ve estetik formların çok öne gelmesiyle birlikte diş estetiğinde, estetik diş hekimliğinde son derece uygulaması hem kolay hem de güzel sonuçlar aldığımız beyazlatma ya da bleaching adı altında konumlandırılan diş ağrıtma konusunda bilgi vermek istiyorum. Bu bilgileri vermeden önce dişlerin neden dolayı renklendiğini çok kısa olarak bahsetmek istiyorum. Dişlerin renklenmesinin birkaç aşamada nedenleri var. Bir tanesinden biri de fizyolojik renklenme. Bu dentinin apozisyonu ve kalsifiye dokular arasında mine ve dentin arasındaki sıvı geçişinin azalması sonucunda renklenmeler meydana gelmektedir ve bu renklenmelerde sarıdan kahverengi ve bazen de yeşilimtırak bir görüntüye kadar dişlerin yüzeyinde görüntüler oluşmaktadır. Diğer renklenme şartlarından biri de kimyasal renklenme. Bu ağızda mevcut olan amalgam restorasyonlar. Bunların içerisinde amalgam restorasyonlarının içerisinde gümüş ve cıva karışımı vardır. Ve bunların galvanik akım ve cıvanın diş mine yüzeylerinin içerisine nüfuz etmesi sonucunda yeşilimtırak ve kahverengiden siyaha kadar değişen bir renk yelpazesi oluşabilmektedir. Diğeri de tetrasiklin renklenmesi diye çok sık rastlanan ve nedeni de anne karnındayken süt dişlerinin oluşumu 4. aydan itibaren başlar ve bu dönem içerisinde annenin tetrasiklin grubu kullanması sonucunda diş yüzeylerinde germler oluşurken etkilenerek renklenmeler meydana gelmektedir. Flor renklenmeleri var. Bu da suyun içerisindeki flor miktarının 1 ppm'in üzerinde olduğu zaman da florisis dediğimiz dişlerin yüzeylerinde beneklenme şeklinde renklenmeler mevcut olmaktadır. Dişlerin ve diğer günlük etkenler, sigara özellikle başta gelmek üzere, kahve ve çay tüketiminin artması ve diğer renkli yiyecekler, içecekler, asitli içecekler özellikle dişlerin mine yüzeyinde pürüzlenmelere ve renklenmelere yol açmaktadır. Bunların tedavisi bir şekilde mevcut. Bunu beyazlatma adı altında açıkladığımız zaman iki tarz beyazlatma yapılabiliyor. Bir tanesi ofis tipi, yani klinikte yaptığımız beyazlatma. Diğeri de home bleaching olarak adlandırılıyor, evde yapılan bir beyazlatma. İlk önce size evde yapılan beyazlatmadan bahsedeceğim. Hastadan ağzındaki uygun ölçü materyalleriyle ölçü alındıktan sonra ağzın içerisine özel bir kullanacağı kiti yerleştirebileceği bir silikon bir başlık hazırlanıyor. Biz buna kuyu adını veriyoruz. Bunlar hazırlanıyor ve hasta evde bunu kendisi uygulayarak beyazlatmayı gerçekleştirebilir. İçerisindeki kitin prosedürlerine ve kullanma talimatlarına uyarak. Fakat bunun içerisindeki maddenin çok az olması ve bazen de hastanın gerekli koşullara uymaması sonucunda diş etlerinde iritasyon ve hassasiyetler dişlerde mevcut olabiliyor. Klinik ortamda yapılan bleaching de ilk önce hastanın her türlü hijyen olarak her şeyiyle bir kere çok uygun olması gerekiyor. Bu nedir? Bir kere ağızda bakteri plakalarının olmaması gerekiyor. Eğer dişlerde çürükler varsa ya da mevcut olan dolgularda herhangi bir kırıklık ya da aşınma varsa ilk önce bunların tedavisi yönünde uygulamaların yapılması gerekir. Bakteri plakaları varsa detertraj adı verilen tedavi yöntemiyle bunlar ağızdan uzaklaştırılır. Gerekli olan poliklinikler yapıldıktan sonra tekrar diş etinin toparlanması ve tekrar doğal sağlığına kavuşması beklendikten sonra bleaching yapılabiliyor. Mevcut diş eti kanaması olduğu zaman ya da bunlar olmadan yapılan bir bleaching son derece
etik olmayan ve başarısızlıkla sonuçlanan bir yöntem olur. İkincisi, kırık dolgular varsa bu dolguların da değiştirilmesi gerekir. Çünkü dolguların içerisindeki beyazlatma esnasında verdiğimiz kitle beraber orada hassasiyetler meydana gelecektir. Ve bu da istenmeyen ağrıları çoğaltabilir. Bir de bleaching yapıldıktan sonra daha önceden mevcut eğer ön bölgelerde dolgular varsa bleaching yapıldıktan sonra bu dolguların renkleri de değişeceği için daha sonra bu dolguların tekrar mevcut diş, yeni oluşan mevcut diş rengine göre yeniden dolguların renklerinin değiştirilmesi gerekir. Bleaching tek kullanılan madde hidrojen peroksittir ve hidrojen peroksit %16 oranında kullanılan hidrojen peroksitler dişte oksijeni açığa çıkartarak dentin tübüllerinden içeriden dışarıya doğru bir ağartma, beyazlaşmaya yol açıyor ve bu da yaklaşık mevcut diş tonunun 6 ya da 8 tona kadar açılmasını sağlıyor. Bununla ilgili hasta kliniğe geldikten sonra ilk önce ağız içerisinde bir diş etlerini koruyucu bir bariyer yapıyoruz ve bu bariyerden sonra retraktörler var ve onun ağız içerisine yerleştirilip gerekli olan gingival korumaları yaptıktan sonra bu jeli uygulamaya başlıyoruz ve her seans 15 dakika sürüyor. Her 15 dakikada bir bu jel uzaklaştırılıyor ve yeniden hazırlanıp tekrar ışık gücüyle, ışık aktivasyonuyla bu jelin dentin tübüllerine yerleşip içeriden dediğim gibi dışarıya doğru bir beyazlatma sağlanmasını sağlıyoruz. Herkese sağlıklı gülüşler diliyorum.